Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlerini dijital tecrit altında geçiren Sedat Peker'den son haberleri Demokrat Partili Cemal Enginyurt verdi. Seçime 2 ay kala konuşacağını söyleyen Sedat Peker, seçime neredeyse 1 ay kala hala konuşmamasıyla eleştirilerin hedefinde yer aldı. Peker'in konuşmaması için satın alındığı iddiaları FETÖ'ye yakın hesaplar tarafından dahi dile getirildi. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Peker'in avukatı Ersan Barkın üst üste yayınlara çıkarak Peker'in neden konuşamadığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cemal Enginyurt, Sedat Peker'in konuşması halinde başına geleceklerle ilgili olarak Süleyman Soylu'ya teslim edilebileceği, işkence görüp hatta öldürülebileceği iddiasını ortaya attı. Gazeteci Lale Ozan Arslan'a konuşan Enginyurt, Change.org üzerinden açılan imza kampanyasını hatırlattı ve Peker için sosyal medyada konuşsun kampanyası yapanların imzalamaya yanaşmamasını yerden yere vurdu. Cemal Enginyurt açıklamalarında bakın neler söyledi. Sedat Peker konuşsun, anlatsın diyorlar. Konuşsun diyenler 75 bin imza atamadılar. Sen imza atmaktan korkuyorsun, adama Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuş diyorsun. Konuşunca Birleşik Arap Emirlikleri paketlesin, Süleyman'ın evine teslim etsin. Süleyman'ın ne yapacağı da belli değil. Süleyman seni öldürür mü, döver mi, işkence mi yapar hiç önemli değil. Sen yeter ki konuş diyorsun. Önce bu adama bir destek olsak ya. Adamın her dediği doğru çıktı. En son Peru'dan 2,5 ton kokain Türkiye'ye gelirken yakalandı. Süleyman, Türk polisi her şeyi yakalar diyor ama bunun kime geldiği hala yakalanamadı. Dolayısıyla muhalefet liderleri bir destek versenize, Birleşik Arap Emirlikleri'ni arasanıza, desenize kardeşim iktidar değişiyor, 38 gün sonra Millet İttifakı geliyor. Ey Birleşik Arap Emirlikleri, insan haklarını çiğneme, haberleşme hürriyetini çiğneme, konuşma hürriyetini çiğneme, dijital tecridi kaldır deseniz de Sedat Peker safraları ortaya saçıp dökse de kimin ne olduğunu görsek ya. Ama yok, biz kendimize gelince susalım konuşmayalım. Bir de gizli isimlerle hesap açalım, adına fake hesap deniyor. Cemal Enginyurt kendi ismiyle konuştukça konuşsun, dayağı biz diyelim, siz seyredin. İmza atın imza. Süleyman Soylu Peru'dan gelen kokainleri yakalayamıyor. Ama Sedat Peker'in arkadaşları Pendik'te Ramazan kolisi dağıttı diye 25'ini birden gözaltına alıyor. Ya Süleyman, hayırdır bunlar bombalı paket mi dağıttı? Fakire Ramazan kolisi dağıttı. Senin yapmadığını yaptı. Dolayısıyla arkadaşlar birinden bir şey isterken biz ne yapıyoruz diye sormalıyız. Lale Ozan Arslan'ın Sedat Peker'le ne sıklıkla konuştuğu sorusuna Enginyurt sıklıkla konuştuğunu söyleyerek Sedat Peker Bayram Seyran arıyor dedi. Cemal Enginyurt Peker'in kendisine en çok yakındığı ve onu en çok üzen şeyin de ne olduğunu açıkladı. Peker'in konuşamaması üzerine FETÖ'cü bazı hesaplar Peker'in hükümetle anlaştığı iddiasında bulunmuştu. Bu duruma Peker'in çok üzüldüğünü aktaran Enginyurt şunları söyledi. Sedat Peker'in en çok üzüldüğü şeyi söyleyeyim. Yani hakikaten bana abi, buna çok üzülüyorum dedi. Bazı FETÖ'cü hesaplar Sedat Peker susturuldu, Sedat Peker satın alındı, Sedat Peker neden konuşmuyor diyorlar. Sedat Peker'i tanımıyorlar. Sedat Peker'i susturacak, satın alacak babayiğit yoktur. Sedat Peker'i kimse kendisiyle karıştırmasın. FETÖ'cüler çok satıldıkları için, çok satın alındıkları için, kahveliği iyi bildikleri için sümüklü FETÖ ile beraber Türkiye'yi terk edip yurt dışına kaçıp ağzına gelenleri konuştukları için herkesi kendileri gibi zannediyorlar aynaya bakarak. Sedat Peker konuşsun diyorlar. Sonuçla ne olacak? Birleşik Arap Emirlikleri teslim eder diyorlar. Oğlum delikanlıysanız siz konuşun. Gelin ülkeyi burada konuşun. Amerika'da çiftlikte konuşmak kolay. Almanya'da evden konuşmak kolay. Evden çıkmayıp YouTube'dan para kazanmak kolay. O oturacak, Alman istihbaratı BND onu koruyacak. İngiliz istihbaratı MI6 onu koruyacak. CIA, FBI onları koruyacak. Ama Sedat Peker çocuklarıyla beraber yarın bir konuşma halinde hemen Palas Pandras ilk uçakla paketlenip Türkiye'ye yollanacak. Sonu ne olacak belli değil. Sedat Peker satıldı mı, susturuldu mu? Hadi lan oradan. Cemal Enginyurt bahsettiği Peru'daki varış yeri Türkiye olan
seramik fayansların arasında gizlenmiş 2.3 ton kokainin bulunması gündeme damga vurmuştu. Peker'in Türkiye'deki limanlara yönelik uyuşturucu sevkiyatı iddiaları Peru'daki uyuşturucu operasyonundan sonra tekrar gündeme geldi. Gazeteci Yılmaz Özdil, Peru medyasının kokainin Türkiye'ye sevk edileceğini duyurmasının ardından Peker'in dijital tecritinin yeterli olmadığını, Peru medyasının da seçimlere kadar tecrit edilmesi gerektiği esprisini yapmıştı. Özdil'in espri dolu yorumu sosyal medyada büyük yankı bulmuş, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. Yılmaz Özdil paylaşımında, Peru medyası, Peru limanında Türkiye'ye sevk edilen 2.3 ton kokain yakalandığını duyurdu. Sedat Peker'e dijital tecrit yeterli olmuyor. Peru medyası da seçime kadar tecrit edilmeli ifadelerini kullandı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.